Gerçekten. Evet, seni mi var? Gözüm gibi bakıyorsun. Allah tekrar göreyim dedim. Şimdi ilk olarak bu günün anlamını ve önemini ifade eden kitabımızı biz takdim edeceğiz. Bekir Onur hocamıza Kumaram'daki oyuncaklar oyun bahçemde sergimizin bir Türkiye'nin mikro müzelerinin, küçük müzelerinin işbirliği içinde yürüttüğü bu serginin yayınını takdim edeceğiz. Buyurun efendim lütfen. Teşekkür ederiz. Hocam sizin özellikle barkodlanmış, kare kodlanmış, yani dijital olarak da içine bilgisi yerleştirilmiş, hem hard copy hem soft copy olarak kullanabileceğiniz kitabınızı takdim ediyorum. Bu şekilde Kumaram'daki oyuncaklar oyun bahçemde serginizin kalın kataloğunu Ayşe Çakır İlhan hocamıza takdim etmek istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, KOV ekibinden Emre teşekkür ederim. Hocam bu da sizin kataloğunuz. Özlem Dengiz Uğur'dan bir kısa bir ekleme rica edeceğim. Müze Kumbara koordinatörü olarak. Buyurun efendim. Zaten Ceren hocam hem sergimize hem de kitabın içeriğini özetledi. Sergimiz tamamlandıktan sonra biz yoğun bir şekilde yayına dönüştürmek için çalıştık. Esasında şöyle ortaya çıktı. Biliyorsunuz sergilerin bir kataloğu olur. Biz sergi pandemi döneminde hazırlandığı için sergi nesnelerinin yer aldığı bir kataloğu çok hızlıca hazırlamamız gerekiyordu. İçimize sinmedi. Fakat nesneler kadar bizim hazırlama sürecimizin öyküsü vardı. Çünkü kapanıyoruz, açılıyoruz, bir araya gelemiyoruz, her şeyi online yapıyoruz. Dolayısıyla yani çok ilginç bir sergi hazırlığıydı. Çok ilginç bir sergi kurulumuydu. Sergiler için çok güzel eğitim koordinatörümüz Serap hocamız çok güzel etkinlikler planladı ama yasaktı, bir araya gelemedik. Onları dönüştürdük, çevrim içi yaptık. Çok kıymetli hocalarımız burada, Celil hocamız da var. Bursa'dan geldi. Evet, o da Bursa'dan geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Onlar bize bir takım çevrim içi bilgilendirmeler oyuncak tarihiyle ilgili yaptılar. Bütün bunlar dedik ki sözde kalmasın, sadece dijitalde kalmasın. Hepsinin özetlerini aldık. Ziyaretçi defterimize çok güzel geri bildirimler almıştık. Onları birazcık daha geliştirerek tekrar göndermelerini rica ettik. Sonuçta ben de yani defalarca kontrol etmeme rağmen gerçekte böyle bir ansiklopedi gibi bir şeyle karşılaşınca şaşkınım ama bana tabii ki bütün ekip, herkes, tüm yazarlar çok yardımcı oldu ama en çok bizim yayın ekibimiz Özlem Yıldırım ve Tolga Ulusoy'a ben de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum gerçekten. Bizim KOV sergisi boyunca bizlere müzede dramayı anlatan, öğreten ve bizimle kaşık bebek etkinliği yapan ve güzel bir anısı olan Serap Kurt hocama kitabını vermek üzere Profesör Doktor Ayşe Çakır İlhan hocamı takdim ediyorum. Serapçığım, teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Bu alana ne kadar emek verdiğinin tabii tanığıyım. Teşekkür ederim, sağ olun. Hep birlikte yaptık. Biz daha güzel şeyler yapıyoruz umarım. Bekir Onur hepimizin duayeni. Ama gördüğünüz gibi torunlarımız da var. Hocalarımızın ve sizin en iyiniz büyük. Hep birlikte daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum buradaki herkesle. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam aracılığıyla hocam. Şimdi bizi de açalım yani. Buyurun hocam. Evet, biraz açık göstermemiz gerekiyor. Bekir hocam mahcup olur böyle şeylerden. Daha sonra çıkacak demiştim.
Evet efendim, gördüğünüz gibi kutusu da ayrı zarif. Ama acaba ne çıkacak hocam içinden? Evet, gel yardımcı olalım hocam. Çok böyle... Yok, bak hemen açtı. Yok, şurası daha şeyli. Bir tırnağı olan bir arkadaş. Hocam benim var, yeni nesil tırnak benim. Birkaç katı görseniz. Şimdi ne yazıyor? Müze Eğitimi Onur Ödülü Profesör Doktor Bekir Onur, 18 Mayıs 2023 efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Keramik sanatçısı Kütüm Kavalcı'nın tasarımı. Of. Bravo. Of, çok güzel oldu. En beğendiğim sanatçılardan arkadaşlar. Benimle birlikte çalışan bütün arkadaşlarım bilir. Kitaplarımda da birçok kez yazmışımdır. Bilimin kolektif bir ürün olduğunu savunurum. Dolayısıyla bilimsel çalışma daima ortak bir çalışma olmalıdır. Yani bütün bunları ben tek başıma yapmadım. Yanımda bana yardımcı olan, bana destek veren, benimle birlikte çalışan birçok arkadaşım oldu bu yıllar boyunca. Dolayısıyla ben de onlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Burada olan ya da olmayan pek çok meslektaşımla birlikte yaptık biz bütün bunları. Tek başıma değil. Bunu vurgulamakta büyük yarar görüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bekir hocam az önce çok güzel bir şey söyledi. Bu tek başına olan bir şey değil dendi. Ben size %100 katılıyorum hocam. Tüm KOP ekibini buraya çağırıyorum. Koray Özbey, Emre Ünlü, İbrahim Ethem Kandebi, Ömer Can, Murat Evren, Sarhan Güner Öz, Satınur Emir, Sefa Nur Kırın, Tolga Uluslar, bak gittikçe artıyor. Aydan Ceyhan. Devlet müzelerinde yok bu kadar. Özden Yıldırım olmak üzere biz açıkçası az önce gerçekten Bekir hocam doğru söyledi. Bu kadar pandemiye hazırlık yaptık. Değil mi Özden? Değil mi Ceren hocam? Evet. Değil mi Serap? Erdem Serap hocam. Serap Bekir hocayı da içeriye tamam, oldu. Gerçekten 4 aylık bir hazırlık dönemi oldu. Ama bütün ziyaretçileri karşılayacak bir ekip gerekiyordu. Ben tanıştırayım sırayla. İzniniz olursa KOP ekibine bu dağıtımı yapacak olan Aykut Öz'ü çağırıyorum. Burada mı Aykut? Burada gelmiş. Hoş geldiniz. Aykut da bir tane şey yapabilir. İkinci ödül onunla yaptı. Aykut Hocam'ı birazdan tanıyacağım ben. Aykut Hocam'ı tanıtmak istiyorum. Kendisi nasıl tanıştık? Bir tesadüf eseri. Müzelerde dolaşırken sergide Cermoden'de tanıştık. Ama nasıl tanıştık? Kumbaralarımıza biz koleksiyona dahil edecektik. Değil mi hocam? Evet, evet. Sonra hocama ben dedim ki ama bu eserler kağıttan. Bana çok büyük bir dert. Nasıl saklayacağım ben bunları dedim. Ama daha sonra öyle güzel eserler yaptı ki en az 2 tanesi bizim koleksiyona dahil oldu. Bir kültür girişim platformu olarak hala eserleri bize gelecek ve kuracak. Onun için biraz sitemkârım. Bugünü bekledim. Keşke bu kadar insan şimdi söyleriz. Artık bir sonraki açılışta Aykut Üstadımızla beraber değil mi? Bilerinize sağlık. Çok önemli bir kişi. İnanılmaz önemli bir kişi. Bütün serginin maliyetini ivil ivil hesaplanması için muhasebede hiç kaçış olmadı. Tolga Ulusoy. Sen tanıdın istersen. Tolga Ulusoy arkadaşımız da. Şimdi kalabalık bir ekibe ihtiyacımız var. Gittikçe hazırlık yapılıyor. İbrahim arkadaşımıza dedik ki senin çalışabileceğin
rahat servis edebileceğimiz bir arkadaşımız var mı dedik. O da dedi ki Tolga Ulusoy İş Bankası'ndaydı. Pozitif ayrımcılık olduğu için değil mi? Peki dedim davet et. O gün bugündür bizde. Kendisi şu anda doktora yapıyor. Hangi konuda lütfen destek alacağız? Tamam. Sosyoloji bölümünde yapıyorum ben. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde. Kültürel ve yaratıcı endüstrilerde sanat üretimi ile alakalı doktora tezinin son aşamasındayım. 9 Haziran itibariyle savunuyorum. İnşallah. Bekliyorum. İnşallah. Dualarınızı bekliyoruz. Sefa Nur Kılıç, gerçek müze gönüllümüz. Sanırım galiba yine biz bir gezide komşu müzemiz olan, nerede karşılaştık? Evliyagide. Müze Evliyagide gitmenizi isteriz. Gerçekten güzel bir müze. Sefa ile tanıştık değil mi? Evet, orada yolumuz kesişti. Koray Özbey, buyurun. Şimdi gerçek kahramanımız. Buyurun. Lütfen. Buyurun. Buyurun hocam. Koray Özbey'i tanıştırmak istiyorum. Grafik sanatında uzman. Bizim tanışmış olmamız uzun zamanlar oldu. Yıl 2015'te Ankara Kumbara, Ankara Oyuncak Müzesi'nin logosunun değişiminden hatta müze kumbaramı, kurumsal kimliği, bir kültürün kurumsal kimliği olmak üzere en büyük gizli gücümüz diyelim. Herkes Koray'ı çok iyi tanır. Koray'ın dedikleri olmazsa olmaz. Lütfen kitabı okurken gerçekten Koray'ın çizgisini de takip etmeyi izleyin. Çünkü bir serginin arkasında bir başka bir sergi var. Bir şey söyleyeyim. Tabii lütfen. Yani gerçekten ben ilave teşekkür etmek istiyorum. Çünkü daha önce başka kitaplara da editörlük yaptım, ekip çalışmalarında bulundum. Ama hiç bu kitaptaki kadar bir grafik tasarımcıya eziyet etmedim yani. Çünkü farklı bir kitaptı ve hani hep iyileştirme çabasındaydık ama çok dönüştürdüğümüz için bir noktadan sonra gerçekten Koray Bey'e eziyet ettik ama o da sağ olsun hiçbir isteğimizi geri çevirmedi. Hiç prensiplerinden vazgeçmedi. Onun prensipleri çerçevesinde bizim isteklerimiz nasıl gerçekleşir? O orta yolu buldu. Gerçekten ben ayrıca teşekkür ediyorum. İyi gezmeler diliyoruz kitapla. Teşekkür ediyoruz. Grup 4'ü alıyoruz. Röportajdaymış kendisi. Benden rica etti. Ben de onun kitabını teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Yeni bir kitap. Teşekkürler. Sağ olun. Alya Tekkök. Alya Tekkök burada mı? Bu ideye acaba kendisi de kitabımı deneye vardı ama. Peki. Kendisi de iletirim. Daha sonra teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Grup. Enerjiniz çok yüksek gerçekten şöyle baktığım zaman gerçekten çok keyifli ve çok gönüllü insanlar görüyorum. Şimdi her hikayede olduğu gibi ön planda olan veya sürekli olarak birçok işi yapan insanlar olduğu gibi bir de gizli kahramanları oluyor tabii ki sergilerin. Çok güzel, herkesten aslında daha fazla iş yapan, herkesten daha fazla bir şeyler yapan ve çok ön planda olmayan ama biz tabii ki onları da unutmadık. Bunlarla ilgili olarak da kitaplarımızı alıp Halit Yuca'yı önce buraya davet edeceğim. Halit abimiz bizim sergi dönemi boyunca ki bütün ulaşımımızdan, bütün ikamet yerimizden, bizi evlere götürmesinden, pandemi dönemindeki yoğun ve zorunlu olan aslında en önemli işi yapan personellerimizden bir tanesiydi. Çok teşekkür açıkçası. Sergideki mevcut eserlerimizin konservasyon ve bakımını yapan değerli arkadaşımız Hülya Dağ'ı davet etmek istiyorum. Hülya Dağ. Bir şeyler söylemek istersen. Hülya Dağ. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Seni geçen herkese.
üçümüz de iş bölümü yaptık. Bana gelen grup aslında benim için çok anlamlı. Çünkü bu serginin yayın ekibinde ilgili gerçekten çok güzel emeklerle hazırladık. Ama biz aslında yayını hazırlayanlardık. Bu kitabın bir yazarları var ve hepsi şu an aramızda, birçoğu aramızda, bir kısmı katılamadı ama o yüzden bu liste benim için çok kıymetli. Çünkü biz bu kitabı hep birlikte hazırladık, hepinizin yazılarıyla hazırladık. Ben kitapları teslim etmek üzere öncelikle Hülya Hanım'ın yanına davet etmek istiyorum, Hülya Ateş'i. Okan Ekin'in kitabını alabiliriz, Okan Bey'in kitabını teslim edebiliriz. Okan Bey kapını. Sergi oldu. Yani enteresanlığı nerede? Hani başladığı gibi biten bir sergi değil. Başladı ve aşama aşama gelişti. Ben de buna zaman zaman giderek tanık oldum. Güzeldi. Yani yavaş yavaş oluşan bir sergi oldu. İşin içinde hem biraz sanat vardı, biraz işte oyuncaklar vardı, birikimler vardı, işte dergiler vardı, şunlar bunlar vardı. Yani içinde olmaktan mutlu olduğum farklı bir sergi oldu. Bu kitabın da oldukça iyi düzenlendiğinden eminim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Uğur Avcı. Uğur Avcı gelemedi. Sezer Cihan Erkeser. O da gelemedi. Handan Çetin. O da yok. Soner Çakmak. O da yok. Gürdeniz Koca. O da sanırım yok. Nazan Pamuk. O da yok. Satare Şöyle'yi. Erol Can Oktay. O da yok. Behzat Feyzullah. O da yok. Işıl Tüfekçi Ardıç. Hadi ne kazanır yolcum. Refik Anadolu. Ne yazık ki Refik Anadolu değil mi? Evet. Peki. Nihat Evren Derman. Yok. Şebnem Turani. Adnan Turani Bey'in rahmetli Adnan Turani Bey'in kimcisi. Davet ettim ama kendisi yurt dışındaymış. O yüzden teşekkür etti. Halife Neriz Yüksel. Burada değil. Arzu Özer. Eskişehir'de gelemedi. Sıla Şen. Londra'da. Ozan Evrim Tunca.
Arda Orhan. Arda Orhan'da da yok. Evet. Teşekkür ederim. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Şu anda kendi aramızda yok ama bütün sanat eserleri de müzede, kitapta sizinle hep beraber orada. Buyurun. Bir sonraki grup. Herkese merhaba. Ben Tolga. Ben koleksiyonerler grubunu dağıtacağım. Benim elimde 3 kişi var fakat sanırım sadece bir kişi burada. Ersen Uçak Bey. Evet, şimdi Ersen Bey buyurun. Kitabınızı bir bulayım bir. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Kitabınızı vermek üzere. Tamam. Tamam Bey. Yapmıştınız ne oldu? Kitabını vermek üzere Celil Hocamı, Celil Atasever'i buraya alıyorum. Beraber için. Şimdi bu ilginç bir sergimizde Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde bir sergi yaparken bir protokol gereği kendilerinin ifadesine göre gelecek senelerde kurulmak üzere bir modern sanat müzesi koleksiyonu oluşturduklarını söylediler. Son gün genç bir çağdaş fotoğraf sanatçısı olarak zannedersen ilk serginizde evet. Sokak çocuklarıydı değil mi? Aslında hayattan kaçarken yakalananlardı. Sergideki fotoğrafta sokak çocukları. Sokak çocukları. Sokak çocukları koleksiyonumuzdan çıktı. Bundan sonra takipçisi olacağız. Çünkü kendilerine Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde sanırım son gündü bir şekilde törenle Ersen Bey'i de o zaman davet etmiştik. Fakat pandemi sebebiyle yine yasaklar ve yasaklar sebebiyle de biz bu anı ilk defa şu anda size diyoruz ki kendisinin haberi bile yoktu. Muhtemelen gelebilseydi bu şekilde bağış yapıldığını gelecek zamanlarda da umarım bekliyoruz. Çankaya Belediyesi'nin bir modern sanatlar müzesinde Ersen Bey'i göreceğiz. Sergi bittikten sonra uzun bir süre duvarlarda sergilenmiş Ersen. Ama sonra kayboldu. Haberin olsun. Bilgin olsun. Tekrardan bir sonraki grubu alalım. Ben de Armağan Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Sanat yolculuğunda çok büyük emekleri vardır bana. Kürasyonu, eser seçmeyi pek çok şeyi öğretmiştir. Teşekkür ediyoruz. Yolculuğunuza başarılar. Teşekkür ederim. Bir sonraki grubu alalım. Ceren Hocam sen gelmişsin. O kadar mutlu oldum ki. Ceren Hocam'la da ilk Instagram canlı yayınını hep birlikte yaptık. Sayesinde canlı yayını öğrendik. O arada topaç gibi döndük. İnanın gerçekten bizim için önemliydi. Ceren Hocamızın ciddi anlamda yanlış hatırlamıyorsam, doğru hatırlıyorsam 256 tane topaç vardı. Değil mi? Aşağı yukarı o kadar. Evet. Gerçekten güzel bir koleksiyon. Umarım kitapta kare kod eşliğinde bu sohbeti yeniden dinlemek nasip olur. Çok güzel bir anı. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu sergileri bu şekilde kalıcı hale getirmek, hele hele pandemi döneminde öyle bir organizasyonu yapıp ve somutlaştırmak çok büyük emek. Bir serginin nasıl kurulduğunu, onun nasıl yürütüldüğünü çok iyi bilirim. Çok emek gerekir. Hepinizi kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Halil Hocam burada mı acaba? Kim anam? Halil Hocam. İçerideyim, çay mı? İsimsiz bir tane kitabımız var. Halil Hocam sizi sonra burada yetiştirdik. Cinali Müzemizin İktisat Kütüphanesi de değil mi? Biraz bunu bahsedebilirseniz çok mutlu olurum. Cinali Müzesi'nin bir de kütüphanesi var. Cinali Çocuk ve Eğitim Araştırmaları Kütüphanesi.
Burada hem Cumhuriyet dönemi çocuk kitaplarına ulaşabiliyorsunuz hem de eğitim araştırmaları yapmak isteyenler değişik eğitim konusundaki kitaplara, dergilere ulaşabiliyor. Bunu da kütüphanemizde güzel bir yere koyacağız. Araştırmacılara, ilgililere göstereceğiz. Faydalanmasını sağlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok büyük emek var. Tebrik ediyorum. Çok şimdi Tuğba Karatay Zehir Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Kimse daha önce kendisiyle tanışmadı. Çünkü kendisinin sergide daha sonra, değil mi? Kendisinden talep ettim. Cümletmece diye bir oyunu var. Birazcık ondan bahsedebilir misin? Sonra ben devam etmek istiyorum. Oğlum ilkokul 1. sınıftayken okumayı öğretmeye çalışan bir takım malzemeler vardı okulda tabii. Ve şey hani harf gruplarıyla öbeklerle falan öğretiyorlar. Yani küçük çocuğu olanlar bilir, öyle garip bir sistem. Dolayısıyla sadece belli harflerin geçtiği sözcükleri koyabiliyorlar okumak için. O yüzden de böyle mesela E, A, L, T bu kadar şeyleri, harfler. Onunla yapılabilecek cümle sayısı çok belli tabii işte. Çok saçma cümleler okuyup duruyordu benim oğlum. İşte Ali ete atla gibi mesela. Ya da Atilla terli atleti veya terli aleti elle falan gibi. Ve sürekli çocuk bana işte ne? Ali ela el ele. Yani cümle bile değil okudukları. Ve çocuk sürekli anlayamıyor. Bunun anlamını ve okumanın anlamını da anlayamıyordu. Dolayısıyla ben dedim bu iş böyle olmayacak. Onun üzerine ben bir kutu oyun tasarladım. Büyük bir tablo üzerinde oynanan ve sözcüklerle oynanan. Sadece o harflerin geçtiği sözcüklerden çekiyorsunuz. Üç tane o üç sözcükle anlamlı bir cümle kuruyorsunuz. Dolayısıyla Ali, Ela, El Ele çıktıysa bunu Ali Ela El Ele demiyorsunuz. Onun yerine işte Ali ile Ela El Ele tutuşarak atladı diyebiliyorsunuz. Yani hem sözcükleri okuyorsunuz, bildiğiniz harflerin geçtiği, hem de bunu anlamlı bir cümle haline getirebiliyorsunuz. Eğer getirebiliyorsanız ve cümle gramatik olarak doğruysa, seçtiğiniz her harfin sözcüğün üzerinde bir sıklık derecesini belirten bir sayı var, 1'den 3'e kadar. Onların toplamı kadar tabloda ilerliyorsunuz. Ben bu şekilde bir oyun tasarladım. Bu tabii çok aslında sevildi, çok ilgi gördü. Öğretmenler falan çok memnun kaldılar. Fakat günümüz ortamında maalesef Türkiye'de ben bu oyunu okullara eğitsel oyuncak olarak göndermeyi başaramadım. Çok sevimsiz olaylarla karşılaştım. Yani amacım para kazanmak değildi. Çünkü çok ciddi bir sorunu çözdüğüne inanıyorum ben oyunun. Ve önüme çok fazla engel çekildi. Ben o işten vazgeçtim. Dolayısıyla biz vazgeçmedik. Onu da Oyuncak Müzemizin o sergisinde son dakikada bunu öğrenince yine Ersen Bey'in bağışı gibi sizin kutu oyununuzu Ankara Oyuncak Müzesi'nin koleksiyonuna bağışladık. Bu da belgesel. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Halil Demir Ceylan Hocam sizi alabilir miyim? Halil Hocam'la tanıştırmak istiyorum. Kendisi geleceğinde haberim yoktu açıkçası. Size bir isimsiz kitap veriyorum hocam. İsim kitapta yazarız ama sizi şöyle bir görev vermek istiyorum. Etnografya Müzesi, bütün bu gördüğümüz, konuştuğumuz konularda Etnografya Müzesi bizim hami müzemiz. Yani bu konuda da bilinçlendirmek lazım. Etnografya Müzemize emekli olan siz bu kitabı götürerek belki de bir ilk atarsınız. Yani benim değil. Sizin adınıza ayrıca var. Teşekkür ederim. Yani tamam, dedim. Bunu müzeye vereceğim. Bunu müzeye vermenizi rica ediyoruz. Zaten biz gidecektik hocam. Evet. Ama beraber gideriz belki. Tabii ki, ne zaman isterseniz. Bunu emanet olarak almanızı rica ediyorum. Tamam, teşekkür ediyorum. Bütün herkese teşekkür ediyorum. İnşallah atladığımız yoktur. Bir sonraki atladıklarımız olursa, yani listedeki atladıklarımız olursa kargoyla göndereceğiz. Geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Öyle mi? Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz.
Bunu ben duydum, bastıracaktım. Bunu şey yapalım. İktisat ihbarimiz var. Oraya alacağız. İhbarimi alacağız. Çok bu da şey. Paketi açın. Bu kadar bir saatte araba kurma. Bir saatte araba kullanıyorum. Öldüm. Beytepe'den gelene kadar. Şimdi Aykut'u gördüm. Aykut diyor ki evet gitti. Gitmiyor. Dedim Arman Bey oradaysa kesin gideceğim ben. Yok. Paketten.